Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden bir süreç bu. Belediye başkan adayı olmak için ön seçimle yarışa giren ve delegelerin almış olduğu oyun neredeyse büyük çoğunluğunu elde ederek sandıktan başarıyla çıkan Eczacı Şükrü Cıravoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmen genel merkezinde onayı ve daha sonrasında yapılan lansmanla beraber elinin havaya kaldırılmasıyla genel başkan nezaretinde resmen açıklanmış oldu Şükrü Cıravoğlu'nun adaylığı. Şimdi hal böyle olurken yaşadığı irili ufaklı sağlık problemlerinden dolayı, kalp rahatsızlığından dolayı tedavi altına alınması, yaşanan süreç ve gelinen nokta ortada. Şimdi Şükrü Cıravoğlu'nun adaylıktan geri çektirilmesi, tırnak içerisinde baskıyla geri çektirilmesi, sağlık probleminin iyi olmadığı yönünde iddiaların öne sürülmesi, Genel Başkan Özgür Özel'in de bu yönde görüşünün ağır basması ve sonrasında yaşanan süreç hepimizin ve tüm kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Adaylıktan geri çekildikten sonra özellikle Filiz Gencan'ın aday olarak atanması ve seçim çalışmalarına başlaması ve bugün parti önünde düzenlenen açıklamanın sonrasında kalabalık, katılanlar vesaireler ve hemen akabinde Şükrü Cıravoğlu'nu sevenler ve destekleyenler, yapılan haksızlığı eleştirenler, gündeme getirenler, hak, hukuk, adalet sloganlarıyla bu olaya dikkat çekmek isteyenler ve genel merkezin yaptığının bir yanlış olduğunu söyleyenler. Süreç böyle devam ediyor. Bakın sizler görüntülerde izleyeceksiniz yaşanan süreci. Bir grup vardı. Gerçekten Şükrü Cıravoğlu'nun aday olmasını istiyordu ve seçimi başka bir isimle kazanmanın söz konusu olamayacağına ve Şükrü Cıravoğlu ile ancak bu seçimi kazanabileceğinin altını koyu renkle kalemle çizenler bugün sahadaydı. Gözler tabii belli bazı isimleri aradı. Onlar ortalıkta yoktu. Neden yoktu onu gerçekten bilemiyorum. Ama herkes şu siyasette o çatı altında beklenti içerisinde, menfaat içerisinde olunca işte ortaya bu görüntüler çıkıyor. Dün Şükrü Cıravoğlu'nun yanında görünenler bugün bir anda Filiz Gencan'ın yanında oldular. Evet, kendi partileri için bunu yapanlar varsa amenna, ama çıkarları için düşünenler varsa bu saatten sonra bu parti ve onun gibi düşünenlerden asla hayır gelmeyeceğinin net resmidir. Davasına sahip çıkanlar, davasına sarılanlar ortadaydı, oradaydı. Tabii ki onlar da resmi olarak Genel Başkan Özgür Özel'in aday olarak Filiz Gencan'ı söylemesinden sonra haliyle aday olarak onun arkasında yer alacaklardı. Ama bir yandan da vefa borcu vardı, bir haksızlık vardı, bir hukuksuzluk, bir adaletsizlik vardı. Bu yüzden dolayı hak arayışı mücadelesine giren bir kesim de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeydi. İl ve ilçe yöneticileri yoktu ki katılmaları ne kadar doğru olur onu sizin takdirinize bırakıyorum. Ama yaşanan süreci dilerseniz şimdi görüntülerle hep birlikte izleyelim ve irdeleyelim. Vermişler hızı, hele şu ağır başlı yastızı. Yanmadım elinden başlarımızı. Arkadaşlarımız, Edirne'yi sevenler, Edirne'de yaşayanlar ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne organik bağ olmadan Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yolunda Cumhuriyet sevdalısı, demokratikten, laiklikten yana ve iradesine sahip çıkmak için aramızda olan diğer vatandaşlarımız, yoldaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Alıkonulan irademize sahip çıkmak için ve Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün
eşsiz ve tek liderimiz Atatürk'ümüzün manevi huzurunda, onun partisinin binasının önünde onunla birlikte bu tepkiyi koymak için buradayız. Genel merkezden gelişen bir irade gaspına karşı buradayız. Ona karşı çıkmak için buradayız. Edirne halkının büyük çoğunluğunun duyguları CHP'li üyelerce sandığa yansıtılmış, Şükrü Cevaloğlu açık farkla seçimi kazanmıştır. Sonuç sadece partililerce değil, toplumun büyük bir kesimi tarafından seçim çalışmalarına başlanmış geziler ve reklam panolarında seçim vaatlerimiz halka duyurulmaya başlanmıştır. Şükrü Cevaloğlu küçük rahatsızlık neticesinde kalbinin tek damarına stent takılması sonrası 5 günlük dinlenme sürecini geçirmeden Ankara'ya aday tanıtım toplantısına çağrılmış ve gitmiştir. Ve sonrasında anjiyografik kateter giriş noktası olan kasık bölgesinden cilt altında oluşan küçük kan damlası sızıntısının tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümüne başvurmuştur. Doktorlar kalbinde büyük kalıcı bir sorun olmadığını ifade etmiştir. Kendisinin sadece birkaç gün istirahat etmesi gerektiğini bildirmiştir. Yatışının hemen ertesi günü adaylıktan çekilmesi yönünde yapılan söylemleri ve hastaneye apar topar noter gönderilmesi olayını asla doğru bulmuyoruz. Edirne'de dürüst ve onurlu bir kişilik olarak tanınan adayımıza yapılan bu uygulama sadece üyelere değil halk tarafından da yadırganmıştır. Halk hukuk adalet! Halk hukuk adalet! Karşı yapılan hak ve hukuk savunucusu olan partimiz açısından içimize sindiremiyoruz. Ön seçimi açık farkla kazanan, halkta karşılığı olan bir adayın çekilmesini istemek seçimi riske atmaktır. Kaybetmeyi de göze almaktır. Bunu kabul etmiyoruz, edemiyoruz. Burada sorgulanması gereken belediye başkanının adayının onuru için istifa etmesi değil, çekilme sürecinin 1 Mart'a kadar olmasına rağmen sanki son günmüş gibi gösterilerek 22 Şubat Perşembe günü hastane odasına noter göndererek çok ciddi bir sağlık sıkıntısı varmış gibi düşünen hastaneden çıkışı beklenmeden istifa etmesini isteyen zihniyettir. Biz bu zihniyete karşıyız. Genel merkezimizin istediği ve Türkiye'ye adeta örnek olabilecek mükemmel bir ön seçim süreci yaşadık. Seçimi açık farkla kazanmış bir aday varken gereksiz doktorların raporlarına da uymayan, sadece hastanede dinlenmesi istenen bir süreçte hasta diye, bu süreci yürütemeyecek diye uydurma bahanelerle Şükrü Cevaloğlu'nun iradesi, dolayısıyla Edirne halkının iradesi ipotek altına alınamaz. Biz menfaatçi kişisel çıkarların, kısacası pantaların hüküm sürmediği bir Cumhuriyet Halk Partisi istiyoruz. Bravo! Bravo! Örgütümüzün DNA'sı bozuldu. Trakya'nın abisi, Trakya'nın bilmem nesi, örgütün iradesi yok sayıldı. Biz burada milletvekili seçimlerinde de aynı yerde evet, ön seçim yapılması için basın mensubu arkadaşlar da şahit gösteri yaptık. Yine sizlerle birlikte şerefli, namuslu, ülkenin düzgün yönetilmesini isteyen Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte burada da Edirne'nin en dürüst, namuslu, şerefli insanlarından birisi 70 yaşına kadar partiye hizmet etmiş, bir tane de faal görev almamış, bir tane maaş kursağından geçmemiş bir insanın farklı kazandığı ön seçimde hakkıyla atandığı bir görevin gasp edilmesi, elinden alınması ve haksızlığa uğradığı için toplandı. Genel başkanlar da gelip geçicidir. Geçmişte yapılan hatalar yine yapılıyor. Biz artık kriter istiyoruz. Kriter, üyelerin her koşulda üyenin sözünün dinlendiği, iki dönem kuralının uygulandığı, Atatürk'ün partisinin büyük çoğunluğu iktidar olduğu ve liyakatin geri geldiği, Türkiye'nin de çağdaş medeniyetler düzeyine ulaştığı bağımsız, refah, mutlu ve zengin bir ülke istiyoruz. Bunun için burada toplandık. Şükrü abi geri istiyoruz. Sayın Genel Merkez, antidemokratik kuralları bırakın. CHP düzelirse Türkiye düzelir. Bırakın.
Şükrü abiyi geri getirin. Seçim kaybedilirse vebali sizin üzerinizdedir Sayın Genel Başkan. Bırakın jurnalcileri, dedikoducuları, yalan aktaranları bırakın. Sade tertemiz üyeler. Burada Şükrü abiyi geri istiyoruz. Edirne siyasetini dizayn etmeyi bırakın. Kişilerle işimiz yok. Şükrü abi geri gelecek ve Edirne'de Cumhuriyet Halk Partisi yerel iktidarına devam edecek. Çok, çok teşekkürler Mustafa Bezbaş yoldaşım. Oradaydım. Babam bu operasyon sonrası narkozun etkisindeydi. Bu olaylarda kendi bile tam olarak bilinci ve iradesi tam olarak yerinde değilken bu imzayı attığını düşünüyorum. Hatta konuşmayı bile tam olarak hatırlamadığını düşünüyorum. Bu şekildeydi. Ve bu olay ve raporlar istenilirse doktordan da herkesten alınabilirdi. Yani ayrıca genel başkan yardımcımızdan da durumu sorulabilirdi. O da Edirne'deydi çarşamba günü. Her şey araştırılabilirdi ve sapasağlam babam ayakta geziyor. Hiçbir şey yok şu anda. Ben bunu bir vatandaş olarak söyleme gereği duydum. Çünkü gördüklerimi orada aktarmam gerekiyordu.